Olup duruyor işte her gün bir sürü trafik kazası oluyor ama hiç arabadan vazgeçelim, tekrar at arabasına dönelim, merkebe binelim denmiyor. Şimdi Kur'an okumaktan dolayı yapılan yanlışlar sebebiyle de Kur'an okumayı terk etmeyi düşünmek tıpkı uçak kullanmaktan tümüyle vazgeçmek gibi, araba kullanmaktan tümüyle vazgeçmek gibi bir şey. Olacak yani yanlışlar, Kur'an'ı okuduğu halde yanlış yapanlar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın gününde yok muydu? O gün insanların hepsi Süpermen miydi? Silme akıl küpü müydü? Bu mümkün mü? Hiçbir toplumda, hiçbir dönemde, hiçbir Allah'ın hiçbir arzında insanların tümü silme ne ahmaktır, ne orta akıllıdır, ne süper akıllıdır. İçlerinde süper akıllısı da var, dahisi de var, orta akıllısı da var, akıl fukarası da var, tüm akılsızı da var. Her toplumda, her asırda ve her zeminde. Öyleyse yanlışlık her devirde, insan varsa yanlışlık vardır. Yeryüzünde haşa ve kella Allah'lar gezinmiyor. Allah'ın kulları geziniyor. Yani aciz varlıklar gezdiğine göre, acizlerin gezindiği yerde hata da onlarla beraber gezinecek demektir. Hatadan arı olan, noksandan münezzeh olan ancak ve ancak özellikle İslam itikadına göre, bizim itikadımıza göre Allahu Teala, o ancak eksik sahibi değil, o ancak yanlış yapmaz. Zaten yanlış yapandan Allah olmaz ki. Külli şeyin kadir olan, kendini böyle tanımlayan bir varlık nasıl olur da filan işte o külli kelimesine halel getirecek bir eksikliğin sahibi olabilir? Biz insanız, elbette yanlışımız olacak. Dünyada bir sürü teknik gelişmeler oluyor, sanayide gelişmeler oluyor filan. Bunlar ucuza olmuyor ki, o denemeler, öteler, beriler bir sürü paralara mal olduğu gibi kimi zaman canlara da mal oluyor. Bir şeyleri denerken bakıyorsunuz işte bir patlama oluyor, yok bir bilmem kaç kişi birden ölüyor. Bütün yeni şeylerin bulunuşunda bu gibi şeyler oluyor. Bu bakımdan eğer insanoğlu geliştirmek istiyorsa kendini, gelişmek istiyorsa bu çabayı, gelişme çabasını bırakmayacak. İnsanlıkta ilerlemek istiyorsa bunun yolu da Kur'an'ı anlamak. Kur'an'ı anlamakla gelişecek, kendini geliştirecek, fıtratına uygun düzeye yükseltecek. Bunu yaparken de arıza yapacak. Bunu yaparken de kaza yapacak. Ben yapmayacağım, siz yapacaksınız. Siz yapmayacaksınız, ben yapacağım. Yapanımız çıkacak çünkü insanız biz. İnsan varsa hayat var. Hatayı kim yapmaz? İnsanlar arasında ancak ölü bir insan hata yapmaz. Zaten sevap da yapamaz ki hata yapsın. Ölen ölü, ölü yapar mı? Ne sevap işleyebilir, ne hata işleyebilir, yapabilir. Eğer hayattaysak, canlıysak, yaşıyorsak ve insansak ki öyleyiz, hiçbirimiz insanüstü değiliz, insan altı da değiliz. Hata da bizimle beraber. Ama bize düşen bu hataları daha aza indirmeye çalışmak. Kişiliğimizi daha İslamileştirmek. Sonuçta daha olgun insanlar, İslam'ı daha iyi hazmetmiş, daha çok düşüncesinde İslam'ın kendisine daha çok hakim olduğu insanlar, davranışlarında İslam'ın kendisine daha çok hakim olduğu insan tipleri oluşturmak. Bunlara Kur'an deyimiyle usvetül hasene deniyor. En birincisi olarak da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam gösteriliyor. Bizim de ona imrenmemiz, ona benzememizin yolu gene aynı yolu takip ederek Kur'an'dan geçiyor.